بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ديالي عزيز من من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 19. زنجهاد شرف. بخاري صحيح بهاد الشرف Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesinde şehit düşenleri her mezara iki kişi konacak şekilde toplattı ve sonra bunların hangisi daha çok Kur'an bilirdi diye sordu. Şehitlerden hangisi gösterilirse önce onu kıbleden yana koydu sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud gazvesinde 70 Müslüman şehit düşmüştü. Şehitlerden her birini ayrı kabre defnetme imkanı da yoktu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onları defnederken Kur'an bilgilerini dikkate aldı. Hangisinin ezberinde daha çok Kur'an varsa kabire önce onu indirmelerini ve kıbleden yana koymalarını emretti. Böylece Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olanlara dünya ve ahiret işlerinde dünya ve ahiret işlerinde öncelik tanınacağını gösterdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim için de ölçü bu olmalı. Eğer sünneti i ehil Müslümanlar isek eğer sünnete ehil anne babalar isek, hangi çocuğumuz daha çok Kur'an biliyorsa, daha çok Kur'an ezberlemiş ise, daha çok Kur'an-ı Kerim'e göre yaşıyorsa, onu daha değerli tutmamız gerekiyor. Ona daha çok hürmet, daha çok sevgi, daha çok ikramlarda bulmamız gerekiyor. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bunu yapmış. Bizim için de ölçü bu olmalı. Çocuk evde şunu hissetmeli. Ben ne kadar çok Kur'an bilirsem, ne kadar çok Kur'an ezberlersem, ne kadar çok Kur'an okursam, ne kadar çok Kur'anla meşgul olursam annem annem ve babam beni o kadar daha çok sever. Daha çok hürmet eder. Daha çok bana ikramda bulunur." diye çocuk hissetmeli. Bir çocuk şunu bilmeli ki eğer ben Kur'an'dan uzak yaşarsam eğer Kur'an'ı bir kenara atarsam, Kur'an'la ilgilenmezsem annem de babam da benimle ilgilenmez. Daha az ilgi bana gösterir. Daha az ikramda bulunur. Bunu çocuklarımız hissetmeli. Bunu yapalım ki Allah'ın izniyle Kur'an ehli evlatlar yetiştirmiş olalım. Bu aynı şekilde devlet başkanı, işte vakıf başkanı, işte öğretmenler, ümmetin önünde duran insanlar kimse bu hadis-i şerifi dikkate almalıdırlar. Kim daha çok Kur'an'ı biliyorsa o daha çok hürmete layık, saygıya layık kişidir. Hem dünya işlerinde hem ahiret işlerinde. 20. hadis-i şerif. Bu da Buhari'den sahih bir rivayettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dedi. Bir kutsi hadis-i şerif. Allahü Teala şöyle buyurdu. Kim bana kulluk eden bir dostuma eziyet ederse, kim bana kulluk eden bir dostuma eziyet ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Allahu Ekber. Rabbim muhafaza Allah'ın dostu kimdir? Kimdir? Allah'ın dostu Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayan insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rehber edilen kimsedir. اَلَّذِينَ ve وَكَانِ يَتَّقُونَ Onlar iman etmiş ve takva mertebesine ulaşmış kimselerdir benim dostlarım diyor Allah-u Teala ayette. Dolayısıyla Allah'ın dostu olabilmek için illa işte şöyle bir yaşa gelmen, işte sarık sarman, işte ne bileyim Şöyle bir e, türben olması illa bunlar şart değil kardeşim. Yani biz veli dost deyince aklımıza fak, e, farklı farklı şeyler geliyor olabilir. Bu yanlış. Ladin amaru ve kaniyet takun. Takva sahibi adam sen Allah'ın dostusun. Namazı dost doğru kılıyorsan. Gaybla ilgili bir sıkıntın yoksa Allahü Teala'nın sana verdiği şeyleri onun yolunda harcayabiliyorsan sen takva sahibisin haramlarından kaçıyorsan, şiddetle kaçınıyorsan, yalan söylemiyorsan, sözünde duruyorsan, gıybet etmiyorsan, faizden şiddetle sakınıyorsan vesaire. Sen takva sahibisin ve sen Allah'ın dostusun. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayan insan, Kur'an okuyan ve Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayan, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hadislerini hayatına düstur edinen kimse takva sahibi. E buna karşı bu insanlara kim eziyet ederse buyururcu Allah. Bu insanlara kim eziyet ederse, sayı göstermezse, onların onurlarını çiğnerlerse, iftira atarlarsa neyse artık eziyet yani eziyet ederlerse, ben ona karşı harp ilan ederim. Subhanallah. Allah'ın dostlarıyla uğraşılmaz dostlar. Ee, en büyük Allah'ın dostları kimdir kardeşim? E, Rabbani alimlerdir, alimlerimizdir, muhafızlardır. Kur'an hafızlarıdır. Davetçilerdir. Yani Kur'an'la kim çok meşgul oluyorsa onlardır. Dolayısıyla onlara karşı saygısızlığımız olmamalı. Onlara e eziyet etmekten şiddetle sakınmamız gerek. Aksi takdirde Allah'a karşımızda buluruz. Rabbim muhafaza buyursun. Hadis-i şerifin devamında Allah Teala bir kulun farz ibadetlerin yanında yapacağı nafile ibadetlerle yani sünnet ibadetlerle kendisini kendisinin muhabbetini kazanacağını, o zaman Cenabı Hakk'ın da onu kötülerden ve kötülüklerden koruyacağını, ayrıca ona her istediğini vereceğini müjdelemektedir. Sübhanallah. Eğer sen farzlarda bir sıkıntın yoksa, haramlardan da şiddetle kaçınıyorsan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini hayatına geçirmeye çalışan bir mümin isen allah Teala'nın sana bir sözü var. Nedir o? O zaman allah Teala seni bütün kötülerden, kötü insanlardan, şerli insanlardan ve kötülüklerden seni koruyacak. Bu bir. Ki allah Teala sana her istediğini verecek. Hayır olan her istediğini verecek. Buna şüphen olmaz. Ve Rabbimin sevgisini, muhabbetini kazanacaksın. allah Teala seni sevecek. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhbibikum Allah ve yagfirlekum zunubikum. Eğer siz benim peygamberime uyarsanız, ben sizi seveceğim buyuruyor Yüce Rabbimiz aliminan suresinde. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın sevgisini de kazanmış oluyoruz. Peki bahtiyar kullar kimdir? İşte aynı açıklamaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim'i kendisine rehber edinen ve hayatını ona göre düzenleyen kimsenin Allah'ın dostu olduğunda şüphe yoktur. Dolayısıyla bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor dostlar. Sahih Buhari ve Sahih Müslim'deki bir hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Yani Allah'ın koruması altındadır. Dikkat edin ha! Allah kendi himayesini aldığı bir konuda sizi sakın sorguya çekmesin. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah namazını Allah rızası için kılan Müslüman Allah'ın himayesine girer. Bu sebeple kainatın Rabbi onu hem dünyada hem de ahirette korur. Allahü Teala himayesine aldığı kuluna zarar vermeye kalkan kimseden mutlaka hesap sorar. Subhanallah. Sabah namazıyla, sabah namazını kılmış bir müminle uğraşılmaz kardeşim. Sabah namazını kılmış bir mümin Allah'ın himayesindedir. İşte bu sebeple sabah namazını özellikle camide cemaatle kılan kimsenin gönlünü kırmamalı, onları incitmemelidir. Kim bunu yaparsa Allah'a karşısında bulur. Allah da onu hesaba çeker. Yani cehenneme atar. Subhanallah. Kardeşim, bir Müslüman sabah namazını kılıyorsa ve özellikle bir de camide bunu kılıyorsa, erkek ise camide kılıyorsa, o Müslümanla uğraşılmaz. O Müslümanı incitmemeye bak. O Müslümanı kırmamaya bak. Sakın o Müslümanın gıybetini yapma. Arkasından konuşma. Aksi takdirde Allah-u Teala seni hesaba çeker. Rabbim muhafaza buyursun. Bu hadisten şunu da anlıyoruz. Eğer sen sabah namazını kılan bir Müslüman değil isen, o zaman Allah seni himaye etmiyor demektir. allah Teala seni korumayacak demektir. Sen korunmayan bir insan isen o zaman her türlü kötülüklere, her türlü münkerata, fuhşiyata açıksın demektir. Kötü insanların zararından emin olamazsın demektir. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim bizi sabah namazı kılan kullarından eyle. Rabbim bizi sabah namazını kılan nesillerin sahibi kullarından eylesin. İki büyük imam, İmam Azam, Ebu Hanife ve İmam Şafi, Allah-u Teala onlara rahmet eylesin, şöyle demişlerdir. Şayet alimler Allah'ın dostu yani velise değilse Allah'ın dostu yok demektir bu dünya. Yani bunlar dost değilse kardeşim, Allah'ın dostu değilse o zaman bu dünyada Allah'ın dostu yoktur. Yani bunlar Allah'ın dostudur elbette ki. Bu tür insanlar. Ünlü hafız, ünlü hadis hafızı ve tarihçi İbni Asakir rahmetullah şöyle demiştir. Kardeşim Allah razı oldu işleri yapmaya beni de seni de muvaffak kılsın ve bizi kendisinden korkan, ona karşı gelmekten hakkıyla sakınan kullarından eylesin. Burası önemli kardeşlerim. Şu gerçeği bil ki alimlerin etleri zehirlidir ha. Ne demek bu? Yüce Hucurat Suresi'nde ne buyuruyor? Kıybet edildiğinde. Yani bir Müslümanı arkasından çekiştirdiğinde diye başka bir Müslüman. Hoşuna gitmeyecek bir şekilde çekiştirdiğinde. Ne buyuruyor Yüce Rabbimiz Hucurat Suresi'nde? Ve la ba'dukum Birbirinizin kıymetini yapmayın. Ey Biriniz ölmüş bir kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani Müslüman'ı öldürmüşsün. Onun etinden kebap yapıyorsun ve afiyetle bunu yiyorsun. Böyle iğrenç bir iş yapmış gibi kabul ediyor allah Teala. Gıybeti. Müslümanın arkasından çıkıştırmayı Bu sıradan bir Müslüman için geçerli. Bir de alimi eğer çekiştiriyorsan, alimin arkasından konuşuyorsan, sosyal medyada ileri geri konuşuyorsan bir alim hakkında. Aman Allah. Alimin eti zehirlidir kardeşim. Herhangi bir müslüman eti iğrençtir ama alimin eti zehirlidir. O seni öldürür. O seni öldürür. Müslümanla hiç uğra müslümanla müslümanın arkasından konuşma, müslümanla uğraşma ama bir alimle hiç uğraşma. Bir alimin arkasından konuşulmaz. Bir alimin gıybeti yapılmaz. <laughs> Bir de bunu sosyal medyada bir video çekiyorsun falan alim hakkında ileri geri konuşuyorsun. Onun ne ehli sünnet olduğu kalıyor, ne imanı kalıyor, ne haysiyeti şeref beş paralık ediyorsun. Yorumlara bakıyorsun kardeşim. O alim hakkında aman Allah neler söylenmiş. Ne edeceksin kıyamet gününde ya? Zaten alimlerin eti zehirlidir. Buna çanak tutan, böyle insanları da halen takip eden kimseler de aynı şekilde aynı bataklığa düşmüş olurlar. Böyle kimselerden şiddetle uzak durmalı Müslümanlar. Alimlerin etleri zehirlidir. Alimlere hakaret edip onları küçük düşürmeye çalışanları tekrar okuyayım bak burayı. Alimlere hakaret edip onları küçük düşürmeye çalışanları Allahü Teala'nın rezil rüsva ettiği, onlara dil uzatanların ölmeden önce kalplerini öldürdüğü de bilinen bir gerçek. Ala Bittin sen. Alimlerin hakkında ileri geri konuşursan kardeşim. Rabbani alimlerin hakkında ileri geri konuşursan kafir olarak ölme tehlikesi söz konusu. Niye? Alimlerin eti zehirlidir diyor İbn Asakir. Allah. Uğraşma kardeşim. Sana ne ya? Sen kendine bak. Alimlerle uğraşma. Alimlerle uğraşılmasına da izin verme. Çünkü Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Peygamberin evine aykırı hareket edenler başlarına bir bela gelmesinden veya elem verici bir azabı uğramaktan sakınsınlar. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ <laughs> عَذَابٌ Peygamber'e aykırı hareket edenler. Aynı zamanda işte peygamberin varisleri olan alimlere o yüzden İbn Asakir bu ayeti burada zikrediyor. Onlara aykırı hareket edenler kardeşim, onları hor hakir görenler, küçük düşürmeye çalışanlar en fitnetun başlarına büyük bela gelmesinden korksunlar. En azabun elim ya da can yakıcı, elim verici bir azaptan sakınsınlar. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim okuduklarımızda ihlasla amel etmeyi nasip etsin. Üçüncü bölümü de bitirmiş bulunuyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.